bir hastamız var. Bu hastamızın şah damarının bir tarafı tamamen tıkalı. Bu sol şah damarında da %70 civarında ciddi bir darlığı var. Dolayısıyla bu şah damarı tıkanırsa bu hasta çok ciddi felç geçirir ve yatalak olur. O yüzden bizim bu son kalan şah damarını korumamız lazım. Oraya stent koyduk. Bu şah damarı aynı zamanda sağ beyni de besliyor sol beyinle beraber. O yüzden bu çok önemli bir damar bizim için. Bunu sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu öncelikle biz yine burada el bileğini kullandık. Sağ el bileğinden girdik. Bu gördüğümüz bir SIM2 kateteri. Darlığımız burada. Şurada bir darlığımız var. Bu ica, beyne giden sol ica. Ve SIM kateteriyle biz yukarı çıktık. Eksternal karotide çıktık. Ve oraya amplastifimizi bıraktık. Ve ardından Fubuki kateterimizi yerleştirdik. Bakın gördüğünüz gibi bu sol aynı zamanda sağ beyni de besliyor. Sağ tarafı da besliyor. Yani tam tıkalı olan bölgeyi de bu tek kalan, geri kalan damar besliyor. Lezyonumuz bu. Fubuki'mizi sağ el bileğinden yerleştirdik. Fakat sonra bu Fubuki kateter attı. Fubuki kateter atınca biz buraya bir guideliner sürmek zorunda kaldık. Bir de filtre wire kullandık. Filtre wire üzerinden guideliner. Bakın şu filtreyi açtık burada. Filtre wire ile guideliner üzerinden sürdük. Bakın şurada şu bölgede özellikle kateterimiz hiç hoş durmuyor. O yüzden bu destek yapmak ve kateteri düzeltmek için bu şeyi kullanmak. 8F guideliner kullandık burada. Ve burada pozisyonumuzu yerleştirdikten sonra buraya bir 9'a 31 wall stent yerleştirdik. Ardından post dilatasyonumuzu yaptık. Post dilatasyon esnasında asistole meydana geldi. Sonra toparladı atropinle. Ve bu işlem sonrası olan durumumuz. Post dilatasyon yapıyoruz 5'e 20 balon, 5'e 30 balonumuzla. Özellikle stentin aşağı kısmını birazcık jump yaptı. Çekmemize rağmen stentimizi. Ve işlem sonrası gördüğünüz gibi akım tamamen daha iyi oldu. Bakın sağdaki akım da daha iyi oldu. Ve bu filtremizi topluyoruz şimdi. Burada filtre wire alırken biraz sıkıntı oldu. Onun üzerine hastanın birazcık pozisyon verdik. Pozisyon verdikten sonra ters tarafa çevirdik başını. Daha iyi bir durum, yani çekebilmek için daha iyi bir pozisyon elde ettik. Ve filtremizi de gördüğünüz gibi çektik, aldık. Başarılı bir işlem olarak kayda geçiyoruz. Tabii ertesi gün difüzyon MR'ında herhangi bir mikroemboli dahi görmedik. Başarılı bir sol icaya stent girişimi, radyal yolla el bileğinden girişim olarak kayda geçiyoruz.